Öncelikle şunu söylemek isterim. Turizm gerçekten İstanbul için en önemli, bence en güçlü sayfa olmalı ve bu yönde adımları tereddütsüz hep birlikte atabilmeliyiz. Turizm, dünya ekonomisinin %10'unu kapsayan ve hızla büyüyen bir endüstri. Ekonomiye doğrudan ve dolaylı etkisiyle cari açığın giderilmesini sağlayan sektör olmasının yanında kültür alışverişiyle dünyada barışın en güzel yolu. Turizm verilerine baktığımızda 2013'ten itibaren pandemi dönemi ve diğer politik durumlar nedeniyle yaşanan düşüşler dışında son yıllarda yabancı ziyaretçi sayımız artsa da turizm geliri ve kişi başı harcama tutarı noktasında aynı oranda artmadığını ve İstanbul'un ne yazık ki hak ettiği rakamlara ulaşmadığını hep birlikte görüyoruz ve gerçekten çok üzülüyoruz. Biz turizmi de adil, yeşil, yaratıcı İstanbul vizyonumuza dahil ediyor. Hem İstanbullular hem de ziyaretçilerimiz için iyi turizm diyoruz ve turizmi pozitif yönüyle dünyaya İstanbul'dan yayma gayreti içerisinde oluyoruz. Bu doğrultuda yalnızca yabancı turistlerimizi değil, İstanbul'a gelen yerli misafirlerimiz ve İstanbul'un tüm sakinleri için de bu mottoyu önemsiyor ve bu şehri bu deneyime dönüştürmeyi hedefliyoruz. İyi turizm gayemize ulaşmak için sektör paydaşlarımızla ortak akıl hedefiyle çalışmalar yürütmeye devam edeceğimiz bu şehri birlikte yönetirken belediyemizin mekanizmalarını da güçlendireceğimizi elbette biliyor ve bu yönde adımlar atmaya devam ediyoruz. İşte tam da bu yolculuğumuz doğrultusunda bizleri bugün bir araya getiren amacımızın İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin yeni turizm yüzünü siz değerli konuklarımızla, dolayısıyla İstanbul'un dünyaya açılan yüzüyle tanıştırmaktı. Değerli konuklarımız, bizler İstanbul Büyükşehir Belediyesi olarak turizm vizyonumuzda 2029 yılına dek hedefimiz kentimize gelecek turist sayısını en üst seviyeye taşırken her bir ziyaretçinin İstanbul'da geçirecekleri zamanı uzatmak ve böylece şehrimizin ekonomisine de en üst seviyede katkı sağlamaktır. Bu hedefe ulaşmak için turizm sektörüyle iletişimimizi güçlendirmemiz gerektiğini elbette düşünerek 2019 yılında hızlıca İstanbul Turizm Platformu'nu kurduk. Turizm platformumuzun sektörle yaptığı birebir çalışmalar, onların her anında yanlarında olma gayretimiz ve Turizm Müdürlüğümüzün de belediye içindeki güçlü bir mekanizma olarak bu yapıyla planlı bir şekilde çalışmasıyla programlı bir metotla artıda yolculuğumuza devam ediyoruz. Mesela turizm konusunda hem İstanbullulara hem ziyaretçilere verdiği hizmet yanında turizm hedeflerimize ulaşmak için her zaman bir araya geliyor, ortak aklı ön planda tutuyor, çalıştaylar, buluşmalarla gayretlerimizi en üst seviyeye taşıyoruz. Bunun sonucunda hazırlanan turizm eylem planımızı da yakında sizlerle en güçlü şekliyle paylaşacağız. Turizm eylem planımız çalışmalarımızı sürdürürken İstanbul'da turizmi daha eşitlikçi, daha demokratik ve sürdürülebilir kılmak adına yeni ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi içerisinde ilk kez yapılan projelere de imza attık ve atmaya devam ediyoruz. 2022 yılında ilk kez belediyemiz olarak turizm danışma bürosu açtık ve bu büroda doğrudan turistlerle temas kurarak soru ve sorunlara en doğru şekilde ve en hızlı şekliyle cevaplar ürettik. Bunun yanı sıra Birleşmiş Milletler Küresel Sürdürülebilir Turizm Konseyi'ne üye olan Türkiye'de ilk şehir olduk. Ve turizmi sürdürülebilir kılmak için de kıymetli ve bu kadim kenti global bir ortak aklın da öznesi haline getirerek o masanın aktif bir üyesi olmaya devam ediyoruz. İlk kez İstanbul'un turizm envanterini çıkardık. Yine ilk kez
gönüllü turizm elçileri programını başlattık. Bu bağlamda yine ilk kez düzenlenmiş olan İstanbul Tourism Influencer Summit'i gerçekleştirerek dünyanın en kıymetli seyahat fenomenleriyle birlikte İstanbul'un tarihi ve kültürel miraslarını dünyaya ulaştırma konusunda bugünün çağın gereklerine uygun adımları attık. Aynı anda İstanbul'u sosyal medya üzerinden 40 milyonun üzerinde insana tanıttık. Tam bu süreç içerisinde İstanbul'un hikayesini bu şehrin sakinlerine anlatabilmenin en eşitlikçi ve demokratik metodlarını da değerlendirerek yeni projeler geliştirmeye devam ediyoruz. İstanbul Büyükşehir Belediye'mizin Turizm Müdürlüğü olarak 2019-2023 yılları arasında düzenlediği 418 tur programıyla 10 binleri aşacak şekilde İstanbullularımızı miras alanlarıyla buluşturuyoruz. Bu yıl içerisinde İstanbul Rehberler Odası'na kayıtlı 600 rehberle eğitim gezileri düzenledik, düzenlemeye devam edeceğiz. Dijital dünyanın dinamiklerini doğru kullanarak 30 milyon olan dijital platformdaki görüntülenme sayımızı çok yukarılara taşıdık. Arkadaşlarımızın bana ulaştırdığı veriyle 80 milyonun üzerinde bir rakama ulaştığımızı keyifle paylaşmak isterim. Değerli misafirlerimiz, belediyemiz uluslararası işbirlikleri konusunda da girişimlerine devam ediyor. Turizm sektörünü sürdürülebilir ve dayanıklı kılmak için güvenilir verileri elde etmek amacıyla dünya standartlarında bir turizm veri merkezi kurma hazırlığındayız. Bu konuda sürdürülebilir turizm gözleme ve ağına üyelik başvuru süremiz devam ediyor. Uluslararası işbirliği noktasında erişilebilir turizm için Avrupa ağına katılarak erişilebilir turizmin uluslararası ölçekte uygulanabilirliği alanında da çalışmalara katıldık ve bu konudaki gücümüzü daha da büyüteceğiz. Aynı zamanda Tokyo Belediyesi ve Shibuya Belediyesi ile 2024 Japonya-Türkiye ilişkilerinin 100 yıl sürecek karşılıklı kültürel işbirliği kararını kağıt imza altına aldık. 2023 yılında Pekin ve Gaming şehirleriyle işbirliği süreçleri başlatıldı. Visit Berlin ve Berlin Partner ile İstanbul'da sürdürülebilir destinasyon paneli düzenlendi ve karşılıklı işbirliği kararları alındı. Günümüz turizm sektörü dünyanın öncelediği ve çokça önemsediği sürdürülebilir turizm standartlarını belirlemekle birlikte karmaşık görevlere ve istismara açık alanlara karşı karşıya kaldığını biliyor ve bu noktada da gayretli bir çaba içerisinde bunu ortadan kaldırmaya gayret ediyoruz. Bu duruma çözüm olarak İstanbul Büyükşehir Belediyesi Turizm Müdürlüğü ve özellikle Avrupa Birliği kriter setleri üzerine inşa eden 20 ülke, rota ve destinasyonlarla birlikte tüm seyahat ürünlerinin ve destinasyonda bulunan turizm KOBİ'lerinin de sürdürülebilirliğini teşvik eden evrensel destinasyon konumlandırmalarını içeren yeni bir küresel sürdürülebilir turizm ittifakı Good Tourism Alliance'ı yani İyi Seyahat İttifakı Avrupa Birliği kriter setleri üzerine inşa eden 20 ülke, rota ve destinasyonlarla birlikte olmanın ve onlarla birlikte çalışmanın da değerli olduğunu düşünüyoruz. Avrupa standartlarında ve doğru bir sürdürülebilir politikayla turizm faaliyetlerini özellikle dünya refahını önemseyen ve geleceğin turizmi adımları için rasyonel politikalar izleyen İyi Seyahat İttifakı'nın Türkiye'deki tek temsilcisi, kurucu öznesi ve yönetim kurulu üyesi olan İstanbul, sürdürülebilir kalkınma hedeflerinin turizme yansımalarını daha yeşil, daha adil ve daha güçlü bir işbirliğiyle beraber büyütüyor. Ortak aklın global üretkenliğine inanarak yarının turizmini bugünden hep birlikte inşa ediyoruz. Global temaslarımıza yeni işbirlikleri açmaya da devam edeceğiz. Bunun yanı sıra yerel ortaklıklara da aynı ölçüde önem verdiğimizi de hepinizin bilmesini isterim. 11 Büyükşehir Belediye'miz bu anlamda bizim son süreçte en önemli, en etkili partnerlerimiz oldu. Ve çalıştaylar yaptık,
ekoturizmden kırsal turizme nasıl işbirlikleri yapabiliriz noktasında işbirliğimizi geliştirdik. İstanbul kültür turizmi konusunda dünya ölçeğinde gerçekten benzersiz bir konumda yer alıyor. İBB Miras tarafından şehre kazandırdığımız kültürel mirasımız hem İstanbullulara hem de yabancı turistlere, ziyaretçilere zengin bir içerik sunuyor. İstanbul'un kültürüne ve sanatına yaptığımız yatırımlar artarak devam edecek ve bütün dünyaya servis edilecek kalitede olduğuna ve olacağına yürekten inanıyorum. Spor, sağlık, kongre ve eğitim turizmi konusunda da planlamalarımız hızla devam ediyor. Değerli misafirlerimiz, bugün tanıtımını yaptığımız Visit İstanbul, İstanbul'un aslında dünyaya açılan kapısıdır. Bu platform ne yazık ki geçmişte var olan ama ihmal edilmiş, köşeye atılmış bir durumdaydı. Yaptığımız çalışmalarla birlikte tarihin bu büyüleyici kentinin turizmi ekosistemini sürdürülebilir, nitelikli ve ortak akılla inşa etmenin heyecanını paylaşıyor. Tüm sektör paydaşlarımızla İstanbul'un hikayesini en yaratıcı, en özgün bir biçimde anlatmayı hedefliyoruz. Visit İstanbul hesapları, Creators Club, yapay zeka uygulaması da tıpkı İBB Miras uygulaması gibi, Bosphorus gibi, İstanbul Kart gibi İstanbul'un turizmini yeniden canlandıracak nitelikli çalışmalar olacaktır. İstanbul'un, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin turizm hedeflerini hayata geçirecek kentimizi hak ettiği marka şehir değerine hep birlikte kavuşturacağımızdan eminiz. Değerli misafirlerimiz, özellikle şunu belirtmek isterim ki İstanbul'un her ilçesi bile dünyaya iz bırakacak seviyede niteliğe ve kimliğe sahip. Şişli Belediye Başkanımız burada. Şişli, Beşiktaş, Kadıköy, Üsküdar veya Fatih, Beyoğlu veya Eyüp Sultan sayamayacağımız kadar her ilçesi aslında dünya ölçeğinde özel bir yere sahip olabilecek kabiliyete ve kimliğe sahip. Yerelde çok güçlü politikalar üretmek ve yerelde birlikte düşünmek, birlikte karar almak. Kaldı ki turizm sektörünün her temsilcisini, her yöneticisini tanıdığımda gerçekten bu şehirle bir kez daha gurur duyuyorum. Çünkü çok atılımcı, girişimci ve kendi alanında çok özenli başarılara imza atmış insanlardan oluşan muazzam bir sektöre sahibiz. Bu bakımdan biz sürecin her daim merkezden yani Ankara'dan İstanbul turizmine şekil verecek kararların alınması veya bu yönde adımların atılmasının yerine İstanbul'da daha özgün bir yapının kurulması, İstanbul'da daha güçlü bir kimliğin ortaya konulması, daha yerelden, valiliğinden ve bütün kurumlarından İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne, yerel yönetimlerinden yani 39 ilçesinden sivil toplum kuruluşlarına, meslek örgütlerine varıncaya kadar muazzam bir işbirliğinin dünyada benzeri olmayan, inanın en özel başarılara imza atacak bir seviyeye İstanbul turizmini taşıyacağını ben yürekten biliyorum. Bu bağlamda bir yöntem eksikliği olduğunun da ve bu şekilde merkezden alınan kararlarla İstanbul'un tanıtımının da yapılamayacağını, İstanbul'un güçlü adımlar da atılamayacağını ve ne yazık ki yoğun bir biçimde güncel siyasetin bir parçası haline gelebileceğini görüyorum. O bakımdan İstanbul'un bu yönüyle özel olarak ele alınması ve belki de bu pilot uygulamanın başka kabiliyetli şehirlere, örneğin Muğla gibi, örneğin Antalya gibi ve buna benzer şehirlere de taşınmasının Türkiye turizmi açısından vazgeçilmez bir öncü planlama olacağını hepinizin huzurunda duyurmak isterim. Gerçekten dünyada eşi benzeri olmayan, hiçbir zaman tüketilmeyecek de bir kaynak olduğunu bildiğim, yani doğaya zarar vermeyen, bir fosil yakıt gibi olmayan, petrol gibi olmayan ve karşılığının bedeli yüzyıllar, bin yıllar geçse bile ödenemeyecek bir zenginliğe sahip olan, tarihiyle, kültürüyle, medeniyetiyle, insanıyla ve tarifi çok zor olan İstanbul gibi bir nesneye sahibiz. Bazen çölün ortasında insanlar bir hayal kurabilir ve gözünde canlandırdığı bir şehri
betonlarla, kanallarla var edebilirler. Bu da bir başarıdır. Ama İstanbul öyle bir şehir ki binlerce yıldır aslında insanların taş üstüne taş koyarak, kendi kültürlerini birbirine karma hale getirerek bize öyle bir medeniyet bırakmışlar ki burada öyle kişisel beton hayalleriyle, kanal hayalleriyle İstanbul'u mahvetmeye hiç kimse izin vermedi, vermeyecek. O bakımdan biz bu şehre dair çölün ortasında kurulmuş bazı şehirlerden ilham alarak burada hayal kurmayı kendine vazife edinenlerle değil, bu şehirde binlerce yıllık kültürün biriken, insanlığın ortaya koyduğu eserlerle gurur duyan ve İstanbul'da hayallerini güçlendiren, İstanbul'la birlikte hayal kuran yeni bir akılla bu şehri yönettik ve yönetmeye devam edeceğiz. Bizim en derin aklımız bu İstanbul'da bulunan 16 milyon kıymetli İstanbul'un aklıdır. Biz o akla itibar ediyoruz. Onun için turizm sektörü konusunda olsun, diğer alanlarda olsun, ortak aklın bizim en başarılı, en sihirli metodumuz olduğunu belirtiyor. Turizmi de bu anlamda ileriye taşıyacak o haritanın da onların aklıyla ortaya çıkmasını önemsiyoruz. Bu bağlamda gerçekten bütün bu çalışma üretimlerin sonuçlarının keyifli olacağına şimdiden inanıyorum. Dijital ortamın, teknolojinin, az önce hocalarımızın sunduğu gibi dezavantajlı grupların her yönüyle düşüncelerle birlikte karma edilerek, harmanlandırarak çok başarılı sonuçlara ulaşacağını şimdiden görüyorum. Emek sunan Visit İstanbul'u tekrar İstanbul'un bir kapısı olarak bütün dünyaya açılmasına vesile olan bütün çalışma arkadaşlarım, emek veren bütün kurum kuruluşlara, paydaşlara hepinizin huzurunda teşekkür ediyor. İstanbul'un yeni turizm hareketinde hep birlikte yürümeyi ve keyifli günleri İstanbul'dan bütün dünyaya yayabilmeyi, İstanbul'u başta yakın coğrafyamız olmak üzere bütün dünyaya dönük sevgi, barışın, huzurun, demokrasinin, her yönüyle adaletin, eşitlikçi bir ruhun yayılmasını, bu kentten bütün dünyaya servis edilmesini diliyor. Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum.